Programımızın ikinci bölümüne birlikteyiz. Ankara Numune Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden Operatör Doktor Sayın Mustafa Bircan bugün bizlerle birlikte. 10-16 Mayıs Engelleri Haftası ilk bölümde bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Bir seyircimiz hattı. Volkan Koç arıyor bizi. Volkan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Buyurun paylaşın. Neler paylaşmak istersiniz? Sayın Bircan bugün konuğumuz. Evet, hocamız da orada. Kendilerine selamlar ediyorum. Bu konuda ben de paraplejik hastasıyım. Bu işte beraber ilerliyoruz. Beraber araştırıyoruz. Durumumuzla ilgili neler yapabiliriz, neler yapıyoruz. Birbirimizle her konuda paylaşım içerisindeyiz. Evet. Yani halimizden memnunuz. O şekilde söyleyeyim. Çalışıyor musunuz Volkan Bey? Evet. Kendi iş yerim var. Ankara Çankaya'da bilgisayar işiyle uğraşıyorum. Peki yaşadığınız sıkıntılar var mı? Ya da işte toplumun engellere bakışını, Sayın Bircan dedi ki genç nesil daha bilinçli bu konuda, bir şeylere daha duyarlı. Neler söylersiniz? Şöyle söyleyebilirim. Yani ben ailemden, çevremden genel anlamda yoğun bilgi gördüğüm için çok fazla bir zorluk yaşamıyoruz işin açıkçası. Evet. Ama çevremizde gördüğümüz gerçekten zorlanan, hayat şartları olarak, ekonomik olarak, çevresel şartlar olarak zorlanan çok insan var. Onları hem sizin gibi programlar aracılığıyla hem de çevremizi yine görerekten bu konuda bir şeyler yapılıyor. Ama yine yeterli gelmiyor tabii. Yeterli eksikler değil. Var. Evet, yapılmıyor değil, mutlaka yapılıyor, görüyoruz onları da. Yapılanların dışında bir de çevremizdeki insanlar da, mesela örnek vereyim. Engelliler için asansörler yapılıyor böyle köprülerin. Bu çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor, bozulabiliyor, parçalanabiliyor. Yani halkımız da bu konuda duyarlı olabilir. Sayın Bircan merhaba demek ister misiniz? Sevgili Volkan, gözlerinden öpüyorum. Volkan benim 8 seneden beri tanıdığım bir arkadaşım, dostum. Kısaca hikayeni anlatabilir miyim Volkan? Tabii çok ki kısa. Hocam, tabii ki, ne demek. 8 sene önce büyük bir otelde barmen olarak çalışırken bir trafik kazası geçirmiş. Ve paraplejik durumda idi. Ve çok tabii hayata küsmüş, çok negatifti. Volkan'ın neler becerebileceğini o zaman söyledik ve zaman içinde o kadar çok şey becerdi ki o bütün engelli arkadaşlarımıza bir örnek, medarı iftiharımız diyebileceğim. Soyadı Koç, Koç gibi bir arkadaşımız. Kendi iş yeri var, bilgisayar işi yapıyor. Geçen sene evlendirdik. İnşallah, mutluluklar Volkan Bey. İnşallah sıra çocukta. Tabii kök hücreyi hallettikten sonra ona karar vereceğiz. İnşallah. Sevgili Volkan, gözlerinden öpüyorum. Volkan Bey, çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak güzeldi. Eşinizle birlikte mutluluklar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size iyi günler dilerim. Sağ olun. Şimdi evet, bu isterseniz biraz toparlayıp poşetin içinde neler var onları göstereceğim. Elbette. Merakla bekliyor seyircilerimiz. Son neler söylemek istersiniz bu konumuzla ilgili Mustafa Bey? İyi ki Volkan bağlandı. Bakınız, çok güzel bir örnek. Engelliler neler yapabilir dediniz. Sizden benim ne farkım var? Benim sizden farkım, sizin ayaklarınız var. Bizim tekerlerimiz var. Başka hiçbir farkımız yok. Artı içimizdeki pozitif enerji sizden çok daha fazla. Biz buna inanıyoruz. Engelliler olarak kesinlikle buna inanıyoruz. Bütün engelli arkadaşlarımı, bütün engelli bireyleri buradan kucaklıyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Büyüklere saygılar sunuyorum. Evet, biz de diyoruz ki bir an önce sizin beklentilerinizle ilişkin engeller kaldırılsın. Daha rahata kavuşun Sayın İnşallah. Dica. Şimdi poşetin içerisinde şöyle gösteriyorum. 30'a yakın sigara paketi var. Nedir bunlar Sayın Bircan? Doldurmuşsunuz, getirmişsiniz. Üzerlerinde isimler yazıyor. Tabii bunları gösteremiyorum şu anda. Hem reklam hem de biliyorsunuz sakıncalı. Tarihler var, isimler var. Nedir bunlar? Orada isterseniz en son örneği verelim. İbrahim Karademir adında bir hastamın sigara paketi var orada. Bulayım şimdi. Dün yaşadığım bir olay o. Benim bu ülkede mücadelem, kendi engelimin dışında en büyük mücadelem sigarayla mücadele. İnşallah program bitişinde sigaracılar beni beklemiyor olacaklar umarım. Çünkü sanırım bu konuda ben çok büyük bir çaba sarf etmiyorum. Sadece insanlara kendi beyinlerine müracaat etmelerini öğretiyorum. Bu yolu gösteriyorum. Evet. Gördüğünüz kutunun içinde, çantanın içinde son iki haftada sigarayı bırakan, bıraktırdığım demiyorum, sigarayı bırakan, kendi istekleriyle bırakan hastalarımın sigaraları var, sigara paketleri var. Üzerlerinde isimleri ve tarihleri var. Evet. Dün yaşadığım örnek
Dahiliyeci bir doktor arkadaşımız telefon açıp genç bir hastanın darp nedeniyle göğüs ağrısı olduğunu, nefes alamadığını söyledi. Hastayı bana gönderdi. İçeri genç bir arkadaşımız girdi. İbrahim Karademir sanıyorum ismi, yanlış hatırlamıyorsam. İbrahim bir gün önce bir travma almış göğsünden ve sağ göğüs kafesinin çok ağrıdığını, nefes alırken battığını söyledi. Hı hı. Ben İbrahim'i muayene ettim. Çok önemli bir şey yoktu. Kas ağrısı olduğunu, hı hı, tespit ettim. Ama İbrahim'e bir an dedim ki, İbrahim şimdi seni ben hastaneye telefon açsam, ameliyathaneye hazırlatsam, sağ akciğerini alacaklar desem ne yaparsın? İbrahim'in birden yüz şekli değişti. Hocam öyle mi, ciddi mi dedi, çok panikle. Dedim şu anda bunu söylemiyorum ama o cebinde gördüğüm paket bunu her an sana yaptırabilecek kadar sana düşman. Cebinde daha yeni aldığı bir sigara, hı-hı, paketi vardı. İbrahim çıkardı sigara paketini. Hocam dedi, namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, bir daha ben bunu içmeyeceğim. Burada vermeye çalıştığım şu, vermek istediğim mesaj şu. Hepimizin içinde gerçekten mantık çizgisini yakalayacağımız bir kırılma noktası var. Hı-hı. Yeter ki bunu yakalayalım. Eğer beynimize müracaat edersek, bize bu kadar, sağlığımıza bu kadar zararlı bir şeyi, bırakınız kendi adımıza, çocuğumuz, kızımız, oğlumuz ya da yakın çevremiz adına, eğer onlara bizimle ilgili sağlık problemi yaşadıklarında yaşayacakları acıyı düşünerek bile, kendi adımıza değil onlar adına, hı-hı, bunu becerebiliriz. Bunu becerebilen 30-40 yıldan beri çok tiryaki, günde 3-4 paket sigara içen sigara tiryakisi hastalarım o çantanın içindeki paketlerini bırakıp tarih atıp bırakmışlardır ve bu işi becermişlerdir. Yine çalıştığım yerde bir personelimiz, Öztürk Bey adında personelimiz, hemşire hanımlarla öğle arasında sohbet ederken içeri girdi, sigara kokuyor. Ya hocam ben bırakamıyorum bunu dedi. Nasıl bırakacağım, ne yapmam gerekiyor? Dedim hiç, sadece beynine müracaat edeceksin. Tanrı sana o kadar güzel, o kadar gelişmiş bir beyin vermiş ki yeter ki ona sor. Yani bu senin düşmanın, bu sana zarar veriyor. Bu seni her gün, her an bir sabah kalktığında akciğer kanserisin ya da kalp hastasısın, ölüme çok yaklaştın diyecek bir düşman. Peki bunu bile bile nasıl taşıyorsun? Öztürk Bey paketi çıkardı, hocam söz veriyorum dedi. O da namus ve şeref sözü verdi. 8 aydan beri içmiyor. Ama bir ay önce Öztürk Bey çok ağır bir kalp krizi geçirdi. Çok şükür çok başarılı bir ameliyat oldu. Şu anda gayet iyi, sağlıklı. Aman iyi olsun. Evet, önümüzdeki günlerde. Bir seyircimiz hatta, bir 3 dakika kalmış. Sevil Kaya. Sevil Hanım merhaba. Alo. Hoş geldiniz programımıza. İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Buyurun dinleyelim sizi. Hanımefendi, ben hocamın sayesinde hayatıma kavuştum. Ne iyi oldu, bir tesadüflerle bu saygıdeğer hocamı tanıdım. Sigarayı bıraktım. Hayatı seviyorum, insanları seviyorum ve onu şu anda gördüm. O kadar duygulandım ki dilerim Tanrı'dan bu ayağa kalksın, ona sarılıp öpmek istiyorum hocama. İnanın bana. Sevil Hanım, ne güzel duygular bunlar. Aslında biz insanoğlunun başaramayacağı hiçbir şey yok değil mi? Sevgiyle beraber her, evet, şeyi halledebiliyoruz. Güzel düşünüp, güzel görüp, güzel şeyler ortaya çıkarmak bizlerin elinde. Beni de duygulandırdınız. Kaç yıl içtiniz sigara? Bütün dualarım hocamın ayağa kalkıp arabasıyla beni asansöre kadar yolcu eden bir saygıdeğer hocamı arıyorum şu anda. Tir tir titriyorum ben. İyi ki tanımışım ben hocamı. Perşembe'yi Cuma'ya hediye ediyorum. İnşallah ayağa kalkacak benim bu saygıdeğer hocam. İnanın bana. Sayın Kaya, çok teşekkür ediyorum bu duygularınızı. Rica benimle, ederim, ekibimle ve ekran başında bizi takip eden seyircilerimizle paylaştığınız için. Sigarayı bıraktığınız için de öpüyorum sizi. Yaşınız kaç bilmiyorum. Ellerinizden mi öpeyim? Öpün lütfen. Tamam. Çünkü 75 doğumlu kızım var. Canım benim, bebeğim benim. Ama benim için hocamı öpün lütfen. Peki. Çok seviyorum hocamı. Çok teşekkürler. Buyurun. Sevil Hanım, saygılar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Ama inanınız ayakta olmak ya da olmamak arasında hiçbir fark yok. Lütfen bu kadar duygusal yaklaşmayın. Yani biz hep ayaktayız. Hiç merak etmeyin. Dimdik ayaktayız. Engelli olmak ya da sandalyede olmak ayakta olmamak demek değil. Saygılar sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Gönlünüz yolun hocam. Canım benim. Ben de sizi seviyorum. Sevil Hanım, sevgiler. Hoşça kalın. Evet, bir dakikamız kalmış Sayın Bircan. Neler sığdıralım bu bir dakikaya?
İsterseniz eğer bir daha nasip olursa programınıza gelirsek sigaradan başka bir de su mesajı vermek istiyorum ben bütün seyircilerimize. Sigarayı bırakalım ama su içelim biz, çünkü su içme özürlü bir toplumuz. Bu konuda çok büyük yaşadıklarım, çok büyük tecrübelerim var. İnşallah onu da, o mesajı verirsek toplum daha sağlıklı, daha sağlıklı bireyler haline gelecek. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben vakit ayırıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada sonbaharda bugün bizlere destek verdi. Ona da teşekkür etmiş olalım. Bir başka programda görüşene dek sağlıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Bugün de geldik programımızın sonuna sevgili seyirciler. Ankara Numune Hastanesi Cerrahi Kliniğinden Operatör Doktor Sayın Mustafa Bircan bizlerle birlikte oldu. Güzel bir sohbetti. Ben çok keyif aldım. Pozitif enerji yüklendim. Bir başka programda görüşene dek ekibim adına sevgiler ve sağlıklar gönderiyorum. Ekran başındaki tüm seyircilerimize hoşçakalın.